Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Windows Defender'ı kapatmayı göstereceğim. Bunu neden gösteriyorum? Çünkü çoğu arkadaş bana mesaj atmaya başladı. İşte menajer siliniyor, menajer güncelleniyor, PHPOT güncelleniyor, bir şeyler oluyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Şimdi bunu benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Ben bile bu durumu yaşadım zamanında. Çok sinir bozucu, tüm bilgilerin siliniyor. Bilgiler olmazsa fotoğraflar olur vesaire. Şimdi arkadaşlar, aslında olay çok basit ama Windows sürekli güncelleme getirdiği için hala bazılarının yaptığı yerlerde devre dışı kalıyor. Hemen onu size göstereyim. Bilgisayarınıza gelin abi. Öncelikle services.msc diye aratın. Girin abi. Buraya geldikten sonra Windows Update var mesela. İlk baş gelin buraya. Bir disable, yani devre dışı bırakın ve stop deyin. Tamam dedim ve kaydettiniz. Bunu niye yapmanız gerekiyor? Çünkü bilgisayar her güncelleme geldiği zaman sıkıntı yaşatır. Hani güncelleme geliyor, işte antivirüsü tekrar aktif ediyor vesaire. Burada başka bir şey yapmayın. Yok işte ben Defender'ı kapatıyorum falan filan girmeyin. Devre dışı kalmaz abi. Bu zaten güvenlik duvarı. Yani bu ağ bağlantısının güvenlik duvarı. Bunu ellemeyin hiç. Sıkıntı yaşarsınız. Neyse, buna çıkış yaptık. Devre dışı bıraktık onu. Ardından size vereceğim bu dosyayı. İndirirsiniz abi. Açarsınız. Daha sonra buradaki dosyayı açarsınız. Çok basit. Direkt böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Burada diyor ki Windows Defender devre dışı bırak ve etkinleştir. Zaten etkisi burada tik vardır. Devre dışı bırak dersin. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatırsın. Ve artık bir daha bilgisayarda Defender açılmaz. Bu bitti mi? Bitmedi. Bunu yaptıktan sonra hala bilgisayarınızı kapatmıyorsunuz tabi. Defender yazıyorsunuz abi. Bilgisayarınıza girin. Bilgisayara girdikten sonra girin abi şuna. Burada uygulama ve tarayıcı var. Buradan gelip şuradaki ayarları kapatın. Bu ne demek? Sürekli herhangi bir dosyayı açmadan önce Defender tekrar onu tarıyor. Şimdi bir Mbot kullanırsınız. Bir şey olur. Crackli dosya bunlar çünkü. Crack bir aslında bir eklentidir. Eklenti de Windows için bir kötü yazılım olarak görüyor ve siler. Son olarak onu yaptıktan sonra yanlış değilsem bir saniye buraya girdik. Tamam. Eğer burası size böyle görünmüyorsa muhtemelen yanlış bir şey yapmışsınız. O kadar aslında karışık bir şey yok. Hani gördüğünüz gibi her şey bu şekilde devre dışı kalıyor. Bir sene zaten yeniden başlattığınız zaman bir daha da Defender aktif olmuyor. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.